Cumhuriyet TV ekranlarında bir Arapası programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yanımda yine Ara Gözbek var. Ara, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Tomuş. Sen nasılsın? Bizler deyiz. Geçen hafta programa girmeden önce gerçekten böyle bir zamanlar Cem Yılmaz'ın bir tat bir doku havasında girmiştin. Evet. Ya burada gerçekten kırıp geçmişti. Burada bir beyaz şov havası vardı. Bugün de böyle sende bir böyle Tayfun Taliboğlu işte... İşte neydi? Nebil Özgentürk büyüyordum insan. Tayfun Taliboğlu böyle biraz böyle bir bam teli. Biraz daha böyle duygusal, biraz daha yorgun gördüm seni. Bir haftada olgunlaştım. Bir hafta sen ya olur mu ya şey. Aa bak buna gibi laf var demiyorum. Çok güzel söz hatırlıyorum. Çok uykusuzum. Ya yeşilsin ve büyüyorsun ya da olgunsun ve çürüyorsun. Dalında yeşil kaldın müddetçe bir meyve gelişimine devam eder. Olmuş meyve dalının koparıldığı an onun için artık çürüme süreci başlar. İnsan da böyle aslında. Ben çürüyorum. Ya sen... Çok uykusuzum ya. İki gün ama hakikaten yorgun görünüyorsun. Evet, iki gün biraz... Tabii kutlamalar. Buradan eşime de selamlarımı dedi. İki gün boyunca beni o sokaktan o sokağa yürüttürdü. Oradan oraya. Yoruldum ben. Buradan yönetmen bak ne diyor? Beşiktaş yendiği için diyor. Ne alakası var canım? Allah'ım ya. Bu Beşiktaş maçı izlemez. Evet. Ya Beşiktaş'ın 11'ini say desek 3 tane futbolcu söyleyemez. Yemin ederim. Böyle bir adam şey der, Zago Ronaldo der bak o kadar. Zago Ronaldo der, gelmiş burada Beşiktaş maçını izledi ondan diyor. Ve soruyoruz maç öncesi. Bak burada gelmişiz, burada marş açıyor. Maç izledin mi abi? Yok izlemedim. Neyin şovunu yapıyorsun ya? Beşiktaşlılar bile seni istemez abi. O yüzden. Bu arada birbirimizi tebrik etmemiz lazım. Önce sen beni tebrik et. Ben Beşiktaş kazanır dedim abi. Abi böyle bir tebrik yok. Burada İbrahim abi de şahit, kayıtlar da var. Ya Fener yener diyor ya Beşiktaş yener diyor. Demedim. 2000 ya da 3000 dedi abi bakma İbrahim abi de. Kayıtlar orada açabiliriz. Kayıtlar orada. Daha sonra dedim. Sonra daha sonra beraber, dedim mi var abi dedi. Daha sonra sen beraber kayıtlar biter deyince dedi. Ben. Sen de dedin ki biri ben yener dedim. Ben lisan vereyim o zaman dedim. Tamam biri yener dedin. Yok ben beraber bitmez dedim ama 5-3 kaza 2-3-1 dedim ama tabii skoru bilemedim, o ayrı bir konu. Bu arada skoru bilen bir büyüğümüz var. Arda diye bir arkadaşımız vardı, babası. 4-2 mi dedi? 4-2 İnanılmaz bir skor. İddia oynamış. Vay be. Evet. Şans işte. Beşiktaş'ta olmasına rağmen ikinci gol yedikten sonra sevinmiş herhalde. Yalnız sen bak ben şey yapmam söylerim, ben de seni kutluyorum. Evet Galatasaray'ın şampiyonluğu. Galatasaray kutlanacak bir şey değil. Yok hayır bildiğim, bilmenle ilgili canım. Ama niye geçen hafta laf ediyordun? Niye olacak, bence de olacak diyorum. Nasıl arkadaş çek. Ya abi şey... geçen haftanın görüntülerini mesela abi demedi her şeyi dedim diyor. Ben çok ya. Net konuşuyorum. Abi. Hayır bizde Alzheimer var İbrahim abi, ben anlamıyorum ki ya, biz de aynı stüdyoda içerisindeyiz. Şu anda ben gerçekten söylüyorum, inanılmaz bir çalışma, Lakers bir algı. Lakers tişörtü ne kadar güzel. Yakın güzel hakikaten güzel çalışma. Dün baktım bir tane tişört 250-300 lira olmuş. Çok pahalandı çok. Ki bu minimum seviyede böyle bir marka tişört. Yani hani çok pahalı markada çok pahalı giyiniyor. Acayip şeyler oluyor. Ama hakikaten enteresan bir hafta sonu oldu. Yani Galatasaray'ın Adana'yı yenmesi. Zaten bence şöyle oldu. Galatasaray'ın Adana'yı yenmesi bence derbinin de ayarlarını değiştirdi. Yani mesela örnek veriyorum. Galatasaray Adana maçı berbere bitseydi bence Fenerbahçe derbisinin kaderi de daha farklı olabilirdi. Bence birbirini çok etkileyen maçlar olduğunu düşünüyorum. Nereden gelelim bugün? Bunu Galatasaray'dan başla buyurun. Derbiden başlamayalım mı? Hayır ya? Derbiyi sona bırak. En son bırakalım. Tamam. Galatasaray'dan başlayalım. Önce şunu söyleyeyim. Ya bu Okan Buruk'a yazar mı yazmam bilmiyorum ama şunu söylemek lazım. Abi Mitchell transferinden beri şu duyan ne oluyordu? Ya bu adamı iyi oyuncu ama nereden buldun? Bazıları da nereden buldunuz bu adamı? Bu adamı aldınız niye oynatmıyorsunuz? Birçok konu ben vardı. Ben diyorum nereden buldunuz bu adamı diye. Aynen ya da bu adam gibi oynatılmıyor gibi sorunlar oluyordu. Ya beni inanılmaz güldürüyor inanılmaz. Ya gene bak inanılmaz komik bir insansın. Ne? Seferovic'e de aynısın diyordum ben. Ya ama sen şey diyorsun, Seferovic ekran çıkınca televizyon kapatıyor. Evet. Şey diyor ama bak çıkıyor hakikaten. Bak nerede aylardır. En son ne zaman Mitchell oynamış bir baksınlar. En son ne zaman oynadı hatırlamıyorum bile. Adam çıktı. Ama Galatasaray hakikaten bazen şey var diye biliyor musun? Ben inanırım. Bir takım iyiyse abi. İyi oynuyorsa. Kadrosu ise. Rakipleri tek tek. Hani güçle domine edebiliyorsa. Bir taraftan ne oluyor biliyor musun? Hakem şansı da biraz yanında oluyor zaman zaman. Yeri geliyor zaman zaman futbol şansı da senin yanında oluyor ama sen iyisin. Bak mesela Mitchell'in attığı gol. Ya o kadar böyle. Ya öyle bir yerden girdi ki o gol mesela. Şans. Ama bak ne oluyor bilmiyorum. Belki ya hep diyoruz ya bir şans. Tamam. Her defasında böyle şans diyoruz ama bu kadar da her defasında mı denk geliyor? Demek ki biraz da o topu şans yanında oluyor. Dışarı gitseydi herkes diyecekti ki oradan şut mu çekilir? Kaç tane golüm var? Ne yapıyorsun sen? Zaten ayda yılda böyle. Doğru. Hani bu kadar basit. O top içeri girdi. Tamam mı? Mitchell maçın birden kahramanı oldu. Anlamadım yani. O dakikaya kadar da topa ikinci kez falan dokunmuştu. Zaten sonradan oyuna girdi. Anladın mı? Yani burada ben ne Mitchell'i överim
ne bir şey yaparım. Mitchell'in övülecek bir performansı Galatasaray'da yok. Bir maç kazandırdı diye. Aydın Yılmaz da zamanında bir tane gol atmıştı Konya deplasmanında. Tabii, şampiyonluk tabii. getiren gol. Sinan Ondan Gümüş'ün sonra bir golü 10 sene Galatasaray'da forma giydi o golün hatırına. Sinan Gümüş'ün bir golü vardı galiba. Hatta Hasan Şaş'ın bayıldığı bir. Hani kenarda Hasan Şaş teknik ekipteyken Fatih Hoca'nın yanında Sevinç'ten bayılıyor. Sen olayı hatırlıyorsun. Bayılmış adam. Yere düşüyor, bayılıyor. Sevinç'ten. Sivas maçı galiba. Galiba Galatasaray Sivas maçı. Ya bunlar oluyor ama şu var. Abi Galatasaray hakikaten önünde durmak zor. Bundan sonra çok zor. Galatasaray takım olarak da oyuncularına baktığımda bak bugün var ya bak şey maça bakıyorsun adam maçı Icardi ortada yok. Kerem Aktürk oldu şu bu bakıyorsun. Icardi'nin ortada olduğu büyük maçlar var hep. Ya, bak ben sana net bir şey söyleyeyim. Bak. Evet. Buradan Icardi beni şey yapsın. Icardi düşmanlığı yok abi. Nedir? Büyük bir felaket yaşamıştık ya. Evet. O tarihten sonra Icardi'nin oynadığı maçlara bir baksana. Doğru bir düşüş var. O tarihten bir hafta öncesinin çıkan haberine bak. Vanda Nara ile barıştı. Yani evlilik yaramıyor. Yani mutluluk yaramıyor mu adama? Bilmiyorum adam. Adama bir şey oldu. Bu, nedir arkadaş? Sen 2 hafta, 3 hafta önce sana şarkılar söylüyordu. Bu hafta oyundan çıkıyorsun diye kulübeye bile uğramadan gitmeler. Şey yapmalar, trip atmalar. Şimdi abi şöyle bir olay var. Bizim futbol iklimimizde 2-3 tarz futbolcu vardır. Yani bu yerli oyuncularda, yabancı oyuncularda fark etmeksizin. Mesela bu en çok da kayıcılarda görülür biliyor musun? Ne tür oyuncular söyleyeyim. Bir kayıcı vardır abi. Belli standardı vardır. Ne muhteşem bir kurtarışı yoktur. Benim imkansızı kurtarmaz. Ama basit gollerdimiz. Belli standart olan kayıcılar vardır. Bir de mesela buradan saygıyla selamlarımızı gönderelim. Mesela sevgili Güçlü Reçmer değil mi? Hı hı. Örnek veriyorum. Bugün baktığında birçok yerli kayıcımızda da vardı bu. Gider böyle en olmayacak çok acayip tuhaf gol yerler ama kayıcıya karşı karşıya böyle yedik dediğinden gözünü kapattığından şu ses duyarsın spikerin. Vüştü topu uzaklaştırır sallıyor. Çok mucizevi şeyler kurtarıp çok da manasız goller yiyen kayıcı tipleri vardı. Ancak diğer oyuncu profillerimize böyledir. Santrforları düşün bak. Bugün mesela bak bugün İlhan Mansur bu ligde gol kralı olup 22 golle, 26 golle ya da 22 golle. Gol kralı, hiçbir derbi golü olmadan gol kralı olduğu sezon var. Bugün Valencia, ben bu arada geçen hafta ne dedim? Bu hafta bence Valencia ilk derbi golünü atmış olur dedim. Bir tane bak attı bir tane. O da penaltıdan. O da ayrı bir konu. Şunu diyeceğim. Santrforlarda ve diğer oyuncularda da böyle bir özellik vardır. Bir standart belli bir performansı olan oyuncular vardır Tonguç. Mesela örnek veriyorum. Adam mesela mucizevi bir iş yapmaz. Sağ bekte de sol bekte de geçerli bu. Yani hangi pozisyon fark etmez. Belli bir standart oyuncular vardır. Bir de ortada olmayan gider olmayacak maçta kaderi değiştiren büyük maçta gol at. Bak mesela Fenerbahçe'ye Kejman diye bir oyuncu var. Çok önemli bir oyuncuydu aslında ismen. Kimse Kejman'ı beğenmiyordu ama baktığında Türkiye'de Fenerbahçe kariyerine baktığında Fenerbahçe en böyle kasiste takıldığı yerde en kritik maçta işte şampiyonu giden Beşiktaş maçı işte atıyorum Sevilla maçları gidi en zor golü gidip atabiliyordu. Hani biraz Icardi'yi de bu pozisyona koymak lazım. Yani belli bir standardı zaten koruyabilen bir oyuncu olsa zaten bu adam şu anda Paris Saint Germain dedi. Burada yok değil oradaki yani. Gitme nedenleri farklı ama. Yani evet. Messi'nin gelmesi, Messi'nin Icardi'yi istememesi. Ama şeyde Arjantin, Dünya Kupası zamanında Messi destekleri verdi. Yok, formalar giymeler. Verdi de Icardi veriyor. Messi hiçbir zaman Icardi'ye destek vermiyor. Ha Icardi Messi ama şunu diyeceğim. Icardi niye o zaman Messi'ye destek veriyor? O işte belki beni hani kabullenir artık şey yapar alır diye. Kralcılık mı yaptın düşünüyorsun? Kralcılık değil. O da kendi çıkarları doğrultusunda. Messi'ye yanlarsan belki aramız düzelir moduna geldi. Çünkü Icardi istemeyen Messi. Hani Messi Icardi'nin kişiliğinden dolayı. Ya bu yüzden Arjantin bir takımdan alınmadığını düşünüyorsun. Yani Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki hücumcularını izledik. Tabii Icardi çoğundan daha kaliteli. Oyuncu olarak. Yani. Ama şu var Icardi ama bak ben bu sezon baktığımda eleştireceğim tek yönü bir standardı koruyamaması ama şu bir gerçek abi gerçekten oynadığında yani bak ya çok etkili bak hakikaten ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum bazen. Yani bu tür oyuncuları gördüğümüzde futbolu tabii ki ligimizin değeri ve kalitesi ortada dünya ile ilgili ama yani en azından bu tarz oyuncular olduğunda mesela maç içinde bak sana bir örnek vereyim mi? Ben Beşiktaşlı oldum herkes bilir. Galatasaray derbisi kaybetti Beşiktaş. Ben o gün üzülmemiştim mesela. Çünkü neden biliyor musun? Abi çok iyi oynayan bir rakip. İnanılmaz izlediğin iki gol. Bir adam var Icardi çıkıyor maçın kaderini değiştiriyor. Ki keza Fenerbahçe Galatasaray maçında da öyle oldu. Ama işte standardı koruyor bile olsa ki bu kadar standart bir performans olmaması hemen Galatasaray bugün zirvede. Bu da bir gerçek yani. O bir tek Icardi'ye bağlı bir şey. Tamam kime yazıyorsun bunu peki? Mesela ben birçok futbolcuya yazabilirim. Rashica'ya bence Rashica oyundaki hamlelerine. Mertens'e. Mertens'in yokluğunda Galatasaray'ın nasıl pozisyon bence bu sezon Galatasaray'ın en kilit oyuncusu Mertens olduğunu işte düşünüyorum. Olmadığında Galatasaray'ın nasıl hücum organizasyonlarının kilitlendiğini
güçlendiremediğini, Torreira orta sahada mücadele etmediği zaman takımın orta sahada ne hale geldi, Sasha Boy yani bir sağ bekten çok daha fazlasını yapıyor. Çok çok daha fazlasını yapıyor. Mesela yani. Sasha Boy Türkiye Ligi'ne bu tarz oyuncular çok yarıyor. Şöyle yarıyor. Sasha Boy gibi çok küçük bir pantolon açayım. Mesela biz iki türlü sağ bek oyunculara çok hani genkle denk geliyoruz. Hani mesela örnek veriyorum. Gökhan Gönül çok dinamik bir oyuncu değildi. Tempo yapan bir oyuncu değil ama inanılmaz pozisyon bilgisi, pozisyon oynamayı bilen bir oyuncuydu. Zaten ayağıydı. Bir de Rozier tarzında, işte bugün Sasha Boy tarzında dinamik olan, tempo yapan, git gelleri çok iyi olan bir sağ bek ya da bek oyuncu profilleri var. Sasha Boy da aslında baktığında teknik özelliklerine baktığında, bak insan biliyor musun aslında teknik özelliklerine baktığında bu adam Galatasaray'da ne işi var da diyebilir bir insan. Hatta hiç umuyor ki bu adam Galatasaray'a geldiğinde dediler ki, hatta bir pozisyon vardı hatırlıyorsun, kırmızı kart gördü. Şey orta sahada adamı savun temas kurdu adam, hangi maç? Alanya maçıydı galiba. Emin değilim. Neyse. Teknik özelliklere baktığında mesela Galatasaray seviyesi değilmiş gibi bir algı oluşturmuş ilk geldi ama bugün bu lige baktığında tempolu bek var senin de yani tempo yapabilen, bindirme yapabilen, sürekli dalga dalga gelebilen her zaman bir verimli olabiliyor ve katkı sağlayabiliyor. Yani Sasha Boy bugün katkı sağlıyor mu? Galatasaray'a gelirken de Fransa'da Sasha Boy gelişim beklenen 21 yaş altı futbolculardan bir tanesiydi. Tabii. Yani bu çocuk gelecek vadeden gösterilen futbolcular. Takımının kötü olmasına rağmen. Şimdi Galatasaray Dünya Kupası öncesi Fransa milli takımına niye çağrılmıyor? Oynar mı oynamaz mı konusu. Tabii. Kamerun milli takımı Rigobert Song kapısında yattı kalktı gel bizde şey diye. Tabii. Yani bu kötü bir futbolcu değil ki. Değil, bence Galatasaray benim hatırladığım son 10 yılına bakıyorum Galatasaray'ın. Bence en iyi sağ beki. Sabri var abi. Sabri yok abi. Sabri'den iyi futbolcu. Eboy'den de daha iyi oyuncu. Bence Eboy'den de daha iyi. Abi futbolcu. Yapma ciddi misin? Bence öyle bir futbolcu. Eboy'den daha iyi oyuncu. Eboy çok iyi bir oyuncuydu ya. Tamam Eboy'nin Galatasaray performansıyla bakmıyorum. Ha bir dakika anladım ne ekseni. Bir dakika şunu demek istiyorsun. Mesela bugün Van Persie ile Aboubakar'ı kıyasladığında oyuncu kalitesini tabii ki Van Persie çok daha kaliteli, çok daha üst düzey bir oyuncu dersin. Ama Türkiye'de hangisi daha etkili? Türkiye Ligi'nde hangisi daha fazla etki etti? Aboubakar, doğru mu? Bunda evet. Da böyle bir şey. Yani baktığında Eboué belki futbolcu bu üçü nasıl en kaliteli olabilir ama bir de şöyle bir şey var. Sasha Boy etki ediyor. Sasha Boy'un kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ne yapacağını bilemiyoruz. Alex Teyese Türkiye'ye geldiğinde ilk başta kim bu dediler. Sonra Manchester yaptı. Doğru. Brezilya milli takımı yaptı. Ki kolay değildir yani. Milli olmayan, Brezilya'da milli olmayan bir futbolcu Türkiye Ligi'ne uğrayıp sonradan Brezilya milli takımına yükselmesi. Alex Teyese ile ilgili şöyle bir yanılgı vardı Türkiye'de abi. Bu adam ilk gelişirken ben çok yatılıyorum. Hatta böyle olay olmuştu. Alex Fenerbahçe'li Alex Brezilya'dan röportaj veriyor. Alex Teyese'nin Galatasaray'a gelmesi inanılmaz bir boncuğu aldı. Hatırlıyorsun bu süreci. Hatırla daha dün gibi 10 yıl oluyor neredeyse. Alex Teyese geldiğinde biz çok alışık olduğumuz o güne kadar ezberimizde olan bek oyuncu profilinden çok farklı geldi o anda bir kere. Yani işte İbrahim Üzülmez'le, Hakan Ünsal'lar, işte Gökhan Gönül, Erkin'lerden bir adam farklı profili çok topla gidebilen, bir kere topla dribbling yapabilen bir oyuncuydu bir kere. Bir de çok hızlıydı. O eski ve şöyle bir şey var. Dünyanın gidişatıyla ilgili şöyle bir şey var Tomuç. İş ticari dünya da böyle midir? İş dünyası da böyle ve futbol da böyle yansıyor. Eskiden orman kanunları, daha sonra deniz kanunları geçerdi eskiden. Büyük balık, küçük balığı yerdi. Eskiden dünya böyle bir yerdi. Yani ticarette de böyle, iş dünyası, şirketler, futbolda da böyle. Büyük balık, küçük. Artık dünyanın kurallarında bazı değişiklikler olduğu gibi yapısal. Bu futbolda yansıyor. Artık büyük balık, küçük balık değil, hızlı balık, yavaş balığı yiyor. Bugün futbolda bir oyuncunun belli bir seviyede hızlı değilse, yani hızlı değilse, belli bir sürat yoksa, bugün üst düzey futbol oynaması çok zor. Alex Teyese döneminin çok öncesinde gelmiş bir oyuncu bugün. Yani Avrupa futboluna. Yani örnek veriyorum. Mesela o döneme baktığında ilk geldiğinde Galatasaray'a, Brezilya'dan direkt geldi. Ben Avrupa'dan gelmedi diyebiliyorum. Avrupa'da bile o seviyede hızlı oyuncu beklerde çok az oyuncuydu mesela. Ya ezberlerin dışındaydı ve Türkiye'de şöyle bir şey oldu. Ya bu ne biçim bek ya? Doğru gün bu orta kesmiyor, doğru gün şunu yapmıyor, doğru gün bunu yapmıyor. Ama o ne yapıyordu? Çizgiye iniyordu. Şimdi araya oynuyordu. Etkili bir oyuncu abi. Ya ben mesela şaşırmıştım. Çünkü benim o zamana kadar Türkiye'de mesela futbol menajer oynayan bir 22-23 yıldır. Kurucularından nasıl? Kurucu şey, kapağı... Ama oynuyorum yani. Sürekli yani. Günde 4 saat minimum futbol menajerine bir zaman ayırırım yani. Kendi kulübünü mü kurarsın yani yoksa bir kulüp mu? Kurulmuyor. Ha, öyle bir şey yok mu? Yani kuruluyor da öyle bir şey yok. Ben genelde futbol menajerine menajersiz başlarım. Sıfır amatör kime futbolcusu. Hangi kulüp beni isterse oradan oyuncu olarak başlatıyorsun. Yok. Kulüp.
yönet yani menajer olarak başlıyorsun. Tamam. Oyun öyle. Şimdi bu oyunda her sene Wonder Kid listeleri olur. Yani gelecek vadeden yıldızlar seneye damga vuracak. Tamam. Önümüzdeki senelere işte Mbappe'ler çıkmıştır, Neymar'lar keşfedilmiştir. Tabii. Ronaldinho daha kimse bilmezken Wonder Kid olarak. 22-0'lık maçı, 23-0'lık işte maçı. O Wonder Kid'lerde Alex Teyes Wonder Kid listesindeydi. Sol bek, Brezilyalı sol bek. Ve bu bence Türkiye'ye getirilmesi özellikle Portekiz'den önce. Çünkü Portekiz'i biliyorsun ki Brezilya'da tabii. Bir çocuk iki kere ayağında top sektirsin Portekiz'i alıyorlar direkt ya bundan bir şey olursa. Tabii. Alex Teyes'in ondan önce buraya getirilmesi büyük başarıydı. Tabii büyük başarı. Katılıyorum. Yani gerçekten bir scouting başarısı. Şampiyon da oldu Hamza Hamzoğlu sezonunda. Scouting başarısıydı. Tabii. Sonrasında yaptığı Porto Porto'dan Manchester tabii. Şimdi Sevilla. Yani ve Brezilya milli takımı. Dünya kupası görüyor. Şey yapıyor. Yani büyük bir scouting başarı. Burada scouting başarısının yanında başarısızlık olarak yönetimin daha iyi para kazanabilme ihtimali varken biz hiçbir zaman bir futbolcudan çok yüksek para kazanamıyoruz ülke olarak. Doğru. Yani en son Cenk Tosun. O da, 23 o da tarihe geçti. Tabii, işte tarihe. En pahalı futbolcu. Ya bu ülkeden Nihatlar gitti. Yani anladın tabii. Mı? Tuncay gitti en iyi döneminde. Middlesbrough'a gitti. 5 milyon dolara gitti. Ha, yani Nihat. Biz bunları pazarlayamadık biz tabii. Daha. Yani o işi en iyi Arda yapan... Arda 11 milyon euro gitti. Yani o işi en iyi yapan İlhan Cavcav'dı. Allah rahmet eylesin. Yani tabii. İngilizcesi olmadan böyle yapıyordu. Bunu vermezsen olmaz diyordu yani adam. Ama onu veriyorlardı yani. Jeremy transferi işte ortadaydı Real Madrid'de. Veriyorsan ver, vermiyorsan vermiyorum kardeşim diyordu. Afrika'dan topçu getirip Real Madrid'de sattı yani. Ve iyi paraya sattı. Ama bunu Türkiye'de yapabilen başka başkan... Ya yok aklıma yok. Bir olay geldi İlhan Cavcav deyince. Abi Kurtuluş Caddesi, Kurtuluş Caddesi'ni biliyorsunuz. Kurtuluş Caddesi'nde, Kurtuluş Bölgesi'nde, Şişli Belediyesi'nin içinde son durağının orada bir hipermarket vardı. Çok büyük bir hipermarket. Biliyorum, Halısan'ın orada. Evet, şimdi ismini veremem. Marka veremiyorum. Halısan'ın orada değil mi? Halısan karşısında, benzinliğin karşısında. Evet, biliyorum. Büyük bir. Onun arkasında bir otopark var. Yani otopark ücretli ama eğer o hipermarket alışverişe geldiysen ücretsiz. Ve orada oto yıkama da var. Ya bir gün eşimle, ben evimde Kurtuluş'ta olduğu için yakın. Alışveriş yaptık işte. Karamüsel'le şeye gidiyoruz. Bagajı yükleyeceğiz. Ya orada otomobil yıkayan bir adam gördüm. Afrika kökenli bir arkadaşımız. Ya adam da bana tanıdık geliyor. Yani ismi, bak çok özür diliyorum. Eğer bir gün gelir de denk gelir de bu videoya denk gelirse. Kim? Kolibani mi? Yok affetsin mi? İsmini hatırlayamıyorum. Çok çok özür dilerim. Ya dedim ki ya İngilizce konu. Ya adama dedim ki hani ya ben seni bir yerden tanıyorum. Yani biz Tanya da diyor ki ya böyle yapıyor ya aracım ne alaka hani bana böyle şey yapıyor şaşırıyor. Ya sen ne iş yapıyorsun dedim normalde nerede çalışıyorsun? Ya ben abi futbolcuydum diyor. Ben işte Denizli Spor mu? Koca Santafor'uydum ben 2 yıl önce diyor. 2 yıl önce Santafor'muş. 2 yıl içinde orada oto yıkam. Yani lütfen yanlış anlayın hiçbir mesleği şey yapmıyoruz ama şey anla yani geldiğin yani vardığın nereden nereye girişin hikaye. Hani 2 yıl önce Süper Lig'de Santofor'ken bir takım Anadolu takımının 1,5-2 yıl sonra orada oto yıkama yapıyor. Hani İlhan Cavcav'ı gibi şunu bağlayacaktım yani şuraya gidecektim. Hiç olmayacak yerden öyle bağlantılı var ki Afrika'dan semtten mahallem birçok yerde insan oyuncu keşfediyor buluyordu. Ve o Jeremy de yani çok önemli bir yerden gelmedi gençler birbirine. Moşe Kuşe şey vardı. Moşe Kuşe üçüncü de vardı değil mi? Biri daha vardı. Moşe çok iyi bir oyuncuydu ama. Tamam Moşe Kuşe bir de biri daha geldi. Evet. O üçleme getirdi bir ara böyle. Doğru hatta ismini de hatırlıyorum şu an dilimin ucunda. Yani Moşe Kuşe o da Güney Afrikalıydı ayrıca. Tabii, o da Güney Afrikalıydı. Onlar da geldi. Tabii Moşe biraz ayrı bir adamdı. Moşe özel bir oyuncuydu. Ama getirdi işte. Tabii. Oraları iyi biliyordu. O diyeceğim o Alex Teyes transfer. Sasha Boye de bence böyle bir transfer Galatasaray'da. Katkı sağlamında da, katkı anlamında da. Hani fiyat performans derler ya, fiyat performans anlamında Galatasaray'ın. Ve bu adam bu sezon gönderiliyordu. Yani... Tabii işte onu diyorum abi. Diyor, bu adam nerede şey çıktı? Ya. Bu adam inanılmaz. Bu seviyenin adamı değil diyorlardı falan. Geçen gün sosyal medyada gördüm. Bir lige evet. Galatasaray göndermek istemiş. Yunanistan mı? Bir yere göndermek istemiş. Gitmek istememiş adam yani. Ben istemiyorum demiş. Yani ne düşündüler de? Yani Dubois'u getirdiler. Hani şöyle şey. Ya Dubois ile Boye konuşulamaz yani. Yan yana gelmez bence. Yani Sasha Boye daha farklı tip oyuncular tabii. Ama ikisi de bek oyuncusu. Yani daha farklı tip. Şöyle, şimdi yani... dörtlü dizilim yapıyorsan sağ beke birini koyacaksan farkı markı sen Allah Sabri oynadı 15 sene ya. Abi şöyle anlatayım. 10 numaradan evrilme sağ bekle oynadı. Tabii. Ümit Davala sağ bek oynadı Galatasaray'da evet. Zamanında. Yok şunu örnek vereceğim. Mesela çok iyi bir örnek vereyim buna. Mesela diyelim Caner Gökhan Gönül örneği verin mesela. Gökhan Gönül mesela 4-4-2'nin sağ bekidi ama Caner mesela aslında 3-5-2'nin sonundaki adamdır gibi. Şimdi Sasha Boye elinde Dubois'a göre şöyle bir avantaj sağlıyor. Dubois'un daha farklı teknik özellikleri olabilir ama Dubois'la arkada dörtlü oynarsan problem yok.
Ama Sacha Boyle'i istediğin zaman öndeki, yani o dörtlü oynarken öndeki adamı forvet hakkı olarak kullanıp, geriye düşünüp kullanıp Sacha Boyle'i de koridorda beşlinin sağındaki o koridorda oynuyor adamı haline getirebiliyorsun. Çünkü daha dinamik ve tempo üzerinde tamam, oynayabilen yani, bir oyuncu tabii. Yani oyuncu profil tipi farklı. İki özellikle de oynayabiliyor. Tabii işte bu onu demek istiyorum. İki özellikle de oynayabilen bir futbolcuyu göndermek isteyip tabii, tek özellikle oynayan futbolcuyla devam etmek hangi mantığa sığar? O tamam, onu da aynı hemfikir. Onu demek istiyorum. İkisi farklı oyuncu. Sonuçta Galatasaray'ın şampiyonluğunu sen de kabul ettin. Ya ben zaten ben çok büyük ihtimalle şampiyon olacağını hep söylüyorum. Abicim böyle öyle bir ihtimal, böyle ihtimal. Yani içine geldiğimi Beşiktaş'ı bildim diyorsun. Bunu da o zaman kabul et Galatasaray'ın şampiyonluğunu. Ettin mi? Ediyorum evet. Tamam, hayırlı ama olsun. Şöyle abi, ben Galatasaray'ın şampiyonluğunu... Yani şunu ekleme, iki tane detay var abi. Galatasaray'ın şampiyonluğunun çok büyük oranda Galatasaray'ın şampiyon olacağını şu yüzden ben öngörüyordum. İki sebebi var. Şu anda kupayı verirse, kupa verirse şu an tescil etsen ligi, bu ligde en iyi, en çok iyi maç oynayan takım, en iyi oynamış, sezonu en iyi geçmiş takım, en çok hak etmiş takım zaten Galatasaray bence. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı şampiyon mu hak edecek bir sezon geçirdiklerine inanmıyorum. İkinci sebep de Fenerbahçe'nin şampiyon Galatasaray'ın olmasına sebep olan Fenerbahçe'nin ötürü. Fenerbahçe geçen hafta vurgulayalım. Birazdan derbi konusu gelince konuşuruz zaten. Ortam şampiyon olmamak için her türlü ortam var. Neyse şimdi çok uzatmayayım, birazdan gireriz. Evet, Galatasaray'ın şampiyonluğunu sen de kabul ettin. Ben... Abi yani beni kabul edememe yani en sonunda ama yok olacak. Geçen hafta diyordun ya hala matematik olarak ihtimal. Futbol her şey var. Haydi buyur ya hala. Ya Galatasaray büyük oranda şampiyon ama futbol her şey var. Tamam derbi buyurun. 8'de kapı 18'de demişti Fatih Hoca. Her şey onu var da yapan futbolda. Galatasaray'da. Futbol her şey var. Tamam futbol her şey mesela var. Bunu Fenerbahçe'de yaptı ama Aykut Kocaman'la. İnanılmaz bir ikinci yarı oynayıp. Doğru ama 11-12 puan değildi. Sıralama da sadece evet, G'deydi. Evet. İkisi ama gene o seri de efsane bir seriydi. Tabii tabii çok netti. Ya o bir gün o senenin de tarihi biraz konuşulduğunda sıkıntı çıkıyor ya. Bir gün 2010-2011 sezonu. Tabii tabii. Bir şey bir gün sezon sence o sezonun şampiyonu kimdi? Fenerbahçe. Ama şunu söyleyeceğim. Sezonu tamamladığımızda yani nasıl bugün güncel konuşuyoruz ve lig bittiğinde bu sefer programlarımızda özel yayınlar, böyle özel bölümler yaparız inşallah kısmet olsa seninle. O zaman bir izin ver tatile gidelim ya. Ya gidersin tatile, elde gidiyorsun tatile, elde. Sezon başlayınca tatile gidiyorsun. Neyse. Bununla ilgili bir gün bir özel bir program yaparız. Bu konudaki konuşacak çok şey var. Neyse. Tamam. Derbi hadi. Abi şimdi kazanan taraftan başlayalım, kaybeden taraftan mı? Ne dersin? Şimdi şöyle diyelim abi. Şöyle bir şey var. Önce Beşiktaş tarafından bir ele alalım konu. Çünkü Fenerbahçe konusu çok uzun bir konu. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tabii. Tamam lafını böldüm ama sonra sana bırakacağım komple. Maçı izlerken bir şeye dikkat ettin mi? Fenerbahçe'nin ikinci penaltısında evet, önce bir görüntü geldi ekrana. Dikkat ettin mi o görüntüye? Hangi görüntü? Arda'yı yakın plan çekiyorlardı. Evet. Arda'nın ne yaptığını fark ettin mi orada? Ne yaptı? Keşke ben atsam dedi. Ben atayım mı dedi. Aa evet evet evet. Doğru. Bak, görüntü anladım. O maçı, o maçta yayıncı kuruluşunun full halini bir daha izlesinler. Arda gülerek ben atayım mı diyor orada. Tabii. Yani havaya girmiş, ilk penaltıyı yaptırmış, 1-0 öne geçmiş, tabii, iki tane ara pası bırakmış, Valencia'ya kaçırmış. Hadi penaltı olmadığını hemfikir ama sen ne düşünüyorsun? Penaltı, ilk penaltı pozisyonunda mı? Yani bence de Arda aldı penaltıyı yani. Aldı penaltıyı bir aldı. Burak Yılmaz, Arif Erdem penaltısı gibi oldu. Bilemem, kim yani benzerliklerini bilemem ama. Tamam. Net bir şekilde aldı ama bir de ama şunu da şey yapmak lazım. Arda'nın oraya gelene kadar yaptığı hareketleri de biz. Tabii tabii. Zaten emeğini verdi. Yani muhtemelen Arda'nın orada. Ya NBA'de bir kere bir şey oldu. LeBron James steps yaptı, smacı vurdu adamı. Ama güzel hareketti. Ya hakem kıyamadı. Kıyamadı. Aynen, aynen. Yani Arda penaltıyı orada işin ilginç tarafı maç sonu Cenk'in açıklamaları. Arda ile konuştum. Oğlum penaltı mı? Abi ayağıma değiyor. E tamam o zaman diyorsa ben bir şey diyemem. Şimdi net ama penaltıyı aldı Arda aynen, yani. Aynen. Şimdi derbi ligi şuradan gireceğim. Kazan tarafı. Ama o gireceğim. Görüntüyü bak sen de izle. Tekrar bakacağım. Arda gülerek diyor ki ben atayım mı diyor. Dönüm noktası aslında. Belki Arda'ya gerçekten o isteğine cevap verseler. Ama Valencia tabii penaltı makinesi kendisi biliyorsun. Yani o da beni öyle penaltı attı. Ama ilk penaltıyı güzel attı. İlk penaltıyı kurtarıyordum ya. Çok kötü attı ben. Katılmıyorum. Çok kötü attı ilk penaltıyı. Olan gol olan penaltı güzel penaltı. Abi çok kötü attı penaltı. Gol oldu mu kardeşim? Ya oldu ama olmayabiliyordu yine. Gol oldu. Evet. Olmayabilirdi. Senin bu ihtimaller üzerine konuşmamız ama futbol böyle. Ya bazen bak bazen netice değil bazen hatıcıya da bakmak lazım ama şunu diyeceğim. Şimdi derbiye gelince şuradan gireyim konuya bence. Tabii kazan tarafı da kaybeden tarafı ayrıca analiz edeceğiz 2-3 önemli noktayı ama şunu söyleyeyim. Bazen çok hani hep ligimizin kalitesine şikayet ediyoruz ama gerçekten ben şöyle geriye baktığımda yaş gereği
Bugün mesela Türkiye'de ben hiç unutmam, bak şöyle örnekleyeyim. Ben Radyo Gol'de program yapıyordum Tonguç. Akşamları 4-6 hafta içi her gün program yapıyordum. Bizim sabahları 11 ile 1 arası ya da 10 ile 12 arası Taraftar Kulübü diye bir program vardı. Doğu Alptekin söyledi. Buradan Doğu'ya da selamlar olsun. Şu anda galiba Antalya'da falan galiba. Yılların yayıncısı o da Doğu Alptekin. Doğu Alptekin tatile ya da bir yurt dışı bir işi vardı. Bari dedi ki ara sabahları da şu programda sen yapar mısın? Hani Doğu yok. Hani Taraftar'la senin ilişkin değil. Çünkü telefon bağlantıları üzerine giden bir yayın. Sadece Taraftar'la bağlanıyorsun. Bedava mı yaptı? Efendim? Bedava mı yaptı? Ya bedava maaşım var değil mi o zaman? Sabah programı için ekstra yani, para mı? Yok ekstra. Allah helal olsun be. Helal işte emektar. Estağfurullah. Emektar. Hayır, ama şu an neyse. Şimdi programda her gün bir gündem yapıyordum. Gündem oluşturuyorduk. İşte bir konu, günün konusu falan. Ve şu bir gün bir hafta şey konuştuk mesela. Hatırladığınız en hatırlanmaydı. İzlediğiniz en iyi Türkiye'deki maçı sorardım ben herkese. İnan mısın Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı falan. Herkes ilk aklına gelen maç 2005'teki o Pankolu Kadıköy'deki dörtlük Fenerbahçe 5-5 maçı söyledi. Yani Türkiye Ligi'ndeki en izledikleri en iyi maçla ilgili. Çünkü niye? O maçın şöyle bir özelliği vardı. Maçın kaç kere bittiği önemli değil. 6-7 farklı maçta olacak senaryolar tek bir maçta toplanıyor. İki takım bir herkes öne geçiyor. Penaltılar, kırmızı kartlar, kavga, kaleci atılıyor, kaleci santrafor kaleye geçiyor. Yani birçok hikayenin son dakika golüyle bitiyor. Yani çok bir de golü atan adam Koray Avcı bugün sokağa çıksa kimse tanımaz. Yani sevgili Koray abi de bundan selamlar. Yani şunu diyeceğim. Koray Avcı tam pop müzik şarkıcısı. Koray Avcı zaten öyle bir şey var zaten. Öyle değil bir mi? Ha, doğru. Abi, şu an bak. Değil mi? O sakallı Koray Avcı değil. Futbolu evet. Koray Avcı bu. Şunu diyeceğim. Yani futbol hatırlanma değen maç olduğunda bak bugün herhalde Liverpool Milan finalini konuşuruz. O yüzden de bu hafta... Senin de aklına o maç mı geliyor Türkiye'yle gidince? Tabii Türkiye'yle gidince hep o gelir. Mesela çok net tabii bu tabii ya. Bu Beşiktaş'ta olduğun için böyle. Hayır hiç alakası yok. Abi yok ben Galatasaraylılar yani hiç fark etmez. Hepsi o, yani çok mutabık oldukları maç o maç olurdu. Ama çok maç var yine dediğim gibi ama ilk belki yakın tarihte olduğu için belki onu örnek veriyor. Bir de bağlanan yaş grubu da etkiliyordu bunu tamam. Muhakkak. Çünkü mesela benim babamın unutamadığı bir maç var. Askerde nöbet tutuyormuş. Evet. Galatasaray'ın 3 fark öne geçip sonra Rıdvan'ın ikinci yarı şov yapıp Fenerbahçe maçı, bir Galatasaray Fenerbahçe çok maçı. Çok abi çok iyi maçlar var. Şimdi nereye geleceğim? Hasan Mezir'in hatta 3 gol atıp biliyorum o maçı. Biliyorum yalnız o maçı. Doğru. Fenerbahçe'nin doğru. Kazandığı bir maç. O maçı biliyorum abi. Özür ben şey değilim. Fenerbahçe TV'de izledim ben. Ha, sonradan. Evet, sonradan izledim. Şey diyeceğim. Yani şunu diyeyim. Bu maçta artık hatırlanacak maçlar aslında girdi. Artık. Nasıl Panko maçı diyorlar ya muhtemelen yıllar sonra geçince de bu maçı batırırlar. Ama çok gariptir ki 20 yıl önce Beşiktaş en son Kadıköy galibiyeti ilk aldığında 5'e 10 kişi almıştı 4 golle. Sonra 2020'de Avubakan o Lemos'un kariyerini bitirdi. O 2 gol attığı maçta yine 10 kişi yendi Kadıköy'de. Lemos'un kariyeri mi vardı? Yani o da ama Fenerbahçe kariyerini bitirdi diyelim. Daha sonra yine bir Fenerbahçe Kadıköy'deki 5'e galibiyeti. Yine 5'e 10 kişi. Yine 4 gol. Bu çok enteresan bir tesadüf. 5'e şurada incelemek lazım. 2 noktadan, 3 noktadan. Bir takım düşün. Oyun planına çıkıyorsun sahaya, 4. dakika stoperin sakatlanıyor, oyuncu değişikliğine gidiyorsun. Yıllardır oynamayan, saç sakalı nasıl oynamam diye tıraş bile olmamış Wellington sahaya giriyor. Enteresan haksız, tartışılabilir bir penaltıyla 1-0 geriye düşüyorsun Kadıköy gibi deplasmanda. Üzerine haklı %100 penaltı olan bir pozisyon oluyor. Sonra oyuna giren stoperin atılıyor. Sonra 10 kişi 4 gol atıyorsun. Yani o yüzden enteresan bir maç. Beşiktaş açısından Şengül'ü tebrik etmek lazım. Yani mesela sana bir soru soracağım bak ben hep şunu söylerim. Ben bak bu hakikaten bugün futbol izleyen gençler özellikle sesleniyorum. Kağıtlar üzerine okumak dünyanın en kolay şeyi. Şu kadar şampiyonluğu var, bunun bu kadar var diye. Fatih Hoca'yı büyük hoca yapan, bugün Şenol Hoca'yı büyük hoca, bu insanları çok önemli adamlar yapan özellikleri. Fatih Hoca'nın 8 şampiyon kazanması Şenol Hoca'nın işte dünya üçüncü olayı değil. Abi kimse bak sana bir şey mi olmuş devre arasında Gezal'ı çıkartıp Redmond'ı soktu. İddia ediyorum. Ben Beşiktaş'ın ciğerini bilirim. Hepsi ne düşünmüştü reklam başına? Allah dediler. Karalaba. Gitti abi. Maç tamamen bıraktık. Mahvolduk. İnşallah beraber. Bak yemin ederim psikolojik olarak Gezal'ı takımın en önemli kreatif oyuncusu çıkarıp böyle bir hamle yapmak ancak büyük hocaların alabileceği büyük kararlılığı olabilecek bir şey. Bugün iddia ediyorum. Bugün mesela bugün Cesus'u ayrıca tartışacağız Fenerbahçe bölümünde ama Beşiktaş'ı en önemli detayı Şenol Hoca'nın yaptığı hamleler üzerine okumak lazım. Ben böyle ben Gezal'ın, 5 yaşına suçlusun. Ben Gezal'ın çıkmasına hiç Allah ne oluyor yanlış bir karar falan değil mi? Gezal o dakikaya kadar 2 tane pas yapmadı. Doğru. Ama iki, ben ama... orada çıkmasında
ki bence çıkmasının nedeni %100 ikinci penaltı pozisyonu. Getson'un çıkmasıydı. Arda'ya topu kaptırdıktan sonra Arda'nın arabasını bırakıp ikinci penaltıya gitmesi, Wellington'un atılması. Bence Getson'un çıkarma sebebi o değil ama. Bence %100 o. Bak %100 o. Getson o dakikaya kadar iyi mücadele ediyor. Beşiktaş'ın orta sahasında Salih'le birlikte iyi top oynuyorlar. İyi mücadele ediyor. Ve Beşiktaş'ın atak başlatmasını sağlayan tek futbolcu olarak gözüküyor. Bak sana net şey, kapağım düştü. Mücadele. Buyur sen anlat. Şey, şunu ekleyeyim, ben lafını bölmek gibi olsa. Ben Getson'un çıkarması sebebi şu. Şenol Hoca şunu gördüm. 10 kişiyim. Fenerbahçe oyunun, oyun gücü elinde. Oyun orta sahada. Ben oyun gücünü artık alamayacağım. Hı hı. En azından pozisyon gücünü almak için bence topla dribbling yap oyuncu yerine, hı hı, biraz daha pasla ileri ve şey yapabilen bir oyuncu. Bence oyun formatı ile güzel diyorsun. Için. Topu, evet, ileri pasla atabilecek en teknik futbolcun kim? Bence Getson değil abi. Bence Getson. Değil abi. Bence Salih ve daha sonra Redmond'un asistleri olayı çözdü bence. Bak maçın Redmond'un asisti çözmüş olabilir ama senin elinde o topu en iyi kullanacak adam Getson. Bence. Ama işte Getson şey gibi geliyor. Daha toplu hani box to box'ı yapan adammış gibi. Hep... Ben bu konuda katılmıyorum. Bence Getson'un pası Salih'ten daha iyi. Yani çok bilmem, ben bu konuda. Bence öyle. Ama şunu sen bak, Salih beğenmiyorsun. Ben Salih beğeniyorum. Ha, okay. Ben bayağı Buca'dayken falan da beğeniyordum, okay, Salih'i. Salih beğeniyor. Ben Roma'ya gittiğinde hatta uf be dedim Salih. Roma'da iş yapamadı yani. Hatta Fenerbahçe'ye geldiğinde üzülmüştüm. Çünkü zamanında Fenerbahçe Selçuk Şahin'i falan da almıştı. O zaman Kemal Arslan falan U21 milli takımını komple Fenerbahçe almıştı. Sonra onların hiçbiri bir iş yapamadı Fenerbahçe'de. Salih de Fenerbahçe'ye geldiğinde Allah dedim, bu çocuk da mı böyle olacak? İnşallah dedim, Tuncay gibi olur dedim. Tabii tabii. Kemal Arslan gibi olmaz da Tuncay gibi olur dedim. Nitekim de iyi top oynadı. Benim demek istediğim şu. Bana bir Allah'ın kulu çıksın desin ki Fenerbahçe derbisinde Redmond maçı kahramanı olacak. Kimse aklına gelmez. Şey, Şenol Hoca yazar. Şenol Hoca. Şenol Hoca'nın da aklına gelmez o ya. Ha, bence öyle olmadı. Bence şöyle oluyor. Futbolda iki tane, bir tane bir mevzu vardı, biliyor musun? Oyun düzenine, oyun disiplinine bağlı kalmak. Ama futbol sadece oyun bazen disiplinine bağlı kalmak diye, bazen de macera vardı futbolu. Macera aramak lazım. Ben Şenol Güneş ya dedi ki zaten benim kaybedecek bir şeyim yok. Ya Herro ya Merro. Bence hayal etti ve şansı yanında oldu. Yani hayal ettiği şeyin oyuncu ilişkiliği yaparken bir şey hayal etti. Ve bence o gerçeğe dönmesi, hayalini kuru şey olması biraz da şansıyla da yaver giden bir şey oldu. Ben biraz böyle görüyorum olayı. Ya çünkü futbol sadece oyun disiplinine, oyun düzenine bağlı, taktik üzerine okuyabileceğim bir şey değil. Bazen de macera aramak lazımdı futbolda. Bazen yani yapılmayacak bir şey yapmak lazım. Bak ben hep az evvel onu söylüyorum. Fatih Hoca ile ilgili, Şenol Hoca veya bazı büyük hocalarla ilgili. Anlamayacak büyük karar alabilmek. Yani, tamam. Bak o konuda şöyle katılırım sana. Fatih Hoca'nın yaptığı karar neydi mesela? Son dakika bakarsın takım kazanamıyor. Gol atman lazım. Oyuna sokardı bak. Donk'u oyuna sokup forvete gönderirdi. Şenol Hoca'nın yaptığı öyle bir değişiklik değil. Şenol Hoca bir mevkide değişiklik yapmıyor. Gezal'ı çıkartıyor. Kötü oynayan Gezal'ı çıkartıyor. Tamam mı? Redmond'u alıyor oyuna. Fenerbahçe'nin savunması zaten ileri gelmiş komple. Tamam mı? Bu kere bir şey diyeyim mi? Halı sahada yan yana koymazsın o kadar hatalı adamı yani. Halı sahada yan yana koymazsın. Fenerbahçe savunması. Ha, okay, evet. Halı sahada bu kadar adamı yan yana. Fenerbahçe şimdi koyamayacak. Ne yapıyorsun der kardeşim. Tamam. O kaleci der ki ya ne yapıyorsunuz der. Hiç mi top oynamadınız hayatınızda? Maçı adamı kimse. Redmond mu? Tabii ki Redmond. 12 dakikada 3 asist 1 gol. Bence Cenk ya. Cenk mi? Ya doğru söylüyorsun. Bence Cenk. Çünkü neden Cenk biliyor musun? İki takıma baktığında sahada birinde bir şey olan diğer takımda yok. Şu. Cenk Beşiktaş'ta şu anda şöyle bir rol oldu kesin. Hadi beyler gidiyoruz çok diyebilen. Çok isyan etti. Bir de hadi beyler gidiyoruz diyebilen adamı yok Fenerbahçe'nin. Yani bunun eksikliğini yaşadı. Cenk çok isyan etti. Çok isyan maçta. Çok ısrar etti bir de. Çok bak. Penaltıda ısrar etti. Evet. Kartta koştu geldi isyan etti. Savunmada faul olduğunda koştu hakeme itiraz etti. Futbolcuları gaza getirdi. Ateşleyen golü attı. Yani bence maçın yıldızı Cenk. Ya, sağ içerisinde Beşiktaş'ta en çok isteyen Cenk'ti maç. Sevgili Erman Özgür'ün bir lafı var. Çok sevdim. Geçen televizyonda izledim. Çok sevdim Erman Özgür'ü. Şey dedi. Redmond'la asistlerini konuşuyoruz ama onu Cenk taşlandırabildiği için o bir asiste dönüşüyor. Evet, yani, o kadar basit. Tabii. Cenk onu atamasaydı Redmond'un oynadığı futbol hiçbir şeye yaramayacaktı. Tabii. Bence maçın yıldızı Cenk'ti bana göre yani. O benim görüşüm. Ama Şenol Hoca yazar ya bu. İnanılmaz ya.
Yazsın tamam yazsın sıkıntı yok. Şenol Hoca'ya o zaman yazacaksa Şenol Hoca'ya şey de demek lazım. 45 dakika bu kadar kötü nasıl oynatabildin böyle bir Fenerbahçe karşısında? Bence yalnız eksik kalana kadar bence o kadar kötü değildi Beşiktaş. Eksik kalana kadar dedin iki tane Valencia'nın %100 kaçırdığı var. Beşiktaş da bir tane kaçırdı abi bu kadar. İki tane kaçırdığına Beşiktaş kaçırdı. Yani ya ben şöyle yani biraz işte şimdi Fenerbahçe bölümünde konuşuyoruz şimdi istersen bunları. Beşiktaş'la ilgili ne konuşabiliriz? Benim demek istediğim şu Beşiktaş bence yani bu sezonun en güzel maçlarından bir tanesi tabii, oldu. Güzel bir sezon maçı oldu. Güzel maç oldu. Fenerbahçe Beşiktaş derbide zaten hep gollü oluyor. Değişik derbiler oluyor yani. Tabii. İkonik diyorlar ya ikonik derbi tabii, oluyor. Gollü oluyor. Eşim benim Beşiktaş'tı bu arada ona da söyleyeyim yani. Adam ya. O şey 1-0 öndeyken o maçı izlemiyor. Fenerbahçe 1-0 öndeyken yeniliyorsunuz dedim. Aa dedi dur ben şimdi bir çay getireyim de maç gelir dedi. Harbiden çayı getirdi evet. İki gol arka arkaya geldi. Ya bir şey söyleyeyim ben hani şey yapmak istemiyorum. Hani çok böyle aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum ama ben hakikaten yani ilk yarı kötü bir oynasa bu kadar önemli bir maçta gerçekten herkes gez al kenara al geç otur diyemiz yani herkes her hocanın alabileceği çok radikal bir karar değil. Maçın, yani Şenol Hoca hakikaten o konuda çok takdir ediyorum. Maçın yani, başında yayıncı kuruluşun spikerin bir konuşması var. Diyor ki Redmond aman pardon Gezal hayatında bir değişiklik yapmak ihtiyacı duyduğu saçma için saçlarını değiştiriyor. Çok kötü diyor. Bir saçma değil. Bak demek ki psikolojisinde zaten bir sıkıntı var. Bak Babel ne zaman saçları boyadı performansı? Bak, demek ki Gezal'da bir sıkıntı var zaten. Bir yani bunalımda. Bir şey var demek ki bu açıklama yapılıyorsa bu geliyorsa. Evet. Yani bu bir spikere geliyorsa bu muhabire bu bilgi geliyorsa böyle bir şey var zaten ortada. Tabii. Sen hayati bir derbiye böyle bir bunalımda olan bir futbolcuyla 11'de başlaman da biraz riskli aslında. Tabii. Anladın mı? Şenol Hoca'ya mesela eksiği buradan da yazabilirsin. Doğru ama elinde Gezal varsa abi öyle bir şey ki bak şimdi ya çok büyük bir maça çıkıyorsun. En önemli oyuncunu yani oynatma bak ne olurdu biliyor musun? Oynatmasaydı belki de doğru bildi. Diyelim ki senin dediğin gibi olsun. Diyelim ki şey senin dediğin gibi ve doğru olanı yaptı ve oynamadı. Ama biliyor musun bizim kamuoyu algısını nasıl tanımlayacaktık biliyor musun? Abi Şenol Hoca'nın yaptığı iş mi ya? Gezal'la nasıl başlamazsın? Herkes bunu söyleyeceğine adımın arası olurdu. Peki Gezal'la başlayıp Redmond ilk yarıda 3 tane asist yapsaydı? Ama biliyor musun bence Redmond ilk yarı yani başlasaydı bence bu kadar verimli olmayabilir. Redmond'un bu sezon 5 yaştaki performansına dikkat ettim. İlk 11 oynadığı hiçbir maçta özellikle ilk yarıda çok verimli olamıyor. İkinci yarıları inanılmaz domine ediyor. Redmond'un girme etkisinde yani maçın dönme efektinin yaşandığı nokta bence zaten şöyle. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin gol bulma isteğiyle hücuma gitmesi. O zaman da toplu giden değil, topu atan oyuncuyu. Tamam. Topu koşan adam. Aynen. Topu koşacak adam lazım. Redmond işte koşacak adam evet. Yani. Koşacak, oraya doğru koşacak doğru. Adam. Onu aldı oyuna yani. Yapması tabii. Gerek. Elinde başka hızlı futbolcu olsa kenarda. Tabii. Onu alırdı mesela. Yani çünkü artık oyun oraya dönmüş. Tabii. Zaten Getson biraz o yüzden aldı. 18 içini etkileyen bir adam değil. Daha çok box to box o topu dribbling hızı. Tıpkı şey Badou Ndiaye'nin Galatasaray'da yaptığı performansın bir başka türü gibi. Hatırlıyor yani, musun? Hani topu alırdı evet. Boş alanda götürürdü sürekli. Onu diyeceğim. Beşiktaş bence sezonun galibiyetini aldı diyebiliriz. Yani bu sezonun en iyi olaydı. Bak en güzel maçtı yani. Galibiyetini aldı. Güzel, Fenerbahçe'ye geçelim. Oo. Fenerbahçe'de konuşulacak ne var? Şey çok acayip. Bu Twitter'da şey var. Maç sonrası hani böyle ses odaları oluyor ya kanallara. Şey, Clubhouse falan mı abi? Ha, öyle bir şey. Sohbet odası gibi bir İsmini şey. İsmini vermek de ayıp şey. Yani ben sosyal medya aracı olduğu için Clubhouse diye bir uygulama var abi. Yok ben değil. Twitter'ın kendi içinde şey, sohbet odası gibi böyle konuşuyor. Periskop falan mı? Yok ya bildiğin tam tepede çıkıyor. Sen, ha, sohbet odası. Niye zorladım? Periskop mu? Sohbet odası. Maç sonrası ben Fenerbahçeli taraftarların olduğuna bir girdim. Yani ne konuşuyorlar diye merak ettim. Ne konuşuyorlardı? Of. Ne kadar tehlikeli bir adam görüyor musunuz ya? Turu atı gibi böyle tehlikeli yani, her an yeri girebilir. Ben gazeteciyim onları takip ediyorum doğru. Yani. Ne konuşuyorlardı? Üf. Ve benim de gözümün önüne şey geldi. Bu konuşmalar yapılırken zamanında Aziz Yıldırım giderken bu kadar Ali Koç diye bağıranların... Bir gün üzülürsünüz. Şimdi hepsi çok bence ayıp da bir şey. Yalı çocuğu falan deyip çok böyle. Çok ayıp tabii ayıp ediyorlar. Zamanında gelsin bizi kurtarsın dedikleri kişiye tabii. Şimdi hakaret boyutunda konuşuluyor. Ali Koç için vallahi biraz talihsiz bir şey oldu. Hayatı bence Fenerbahçe başkanlığı. Doğum günde oldu bir de bu derbi. Evet. O da enteresan bir ayrıntı. Yani 2 Mart değil mi? 2 Mart'ta oynandı. 2 Nisan pardon. 2 Nisan'da oynandı. Bugün şey gördüm. Beşiktaş mı paylaşmış? Çarşı mı paylaşmış?
tarih normaldir diye, tarihi unutmayalım diye Fenerbahçe'nin logosu, Beşiktaş'ın logosu 2023 yazmışlar. Hani 2-4 ya. Ha, çok iyi, çok iyi. Aa, çok enteresan. Evet, evet. Şey gibi 6 Kasım evet, olayı gibi. Evet, enteresan. Evet. Ya şu var, Fenerbahçe'ye şuradan gireceğim. Şimdi 2-3 tane nokta var bence. Fenerbahçe'nin bu noktaya nasıl geldiği. Şimdi son Ali Koç'un 5 yılını, kalkıp Fenerbahçe'nin 9 yılını masaya uzun uzun yatacak halimiz yok. Belki onun dediğimiz gibi bir gün sezon biter, özel yayınlar yaparız. O zaman ayrıca konuşuruz. Ama size çok basit bir şey söyleyeceğim. Pandemiye girdiğimizde o yaz, hani Erol Bulut'un takım başına geldiği o yaz, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü olduğu yaz, Fenerbahçe 24 tane oyuncu aldı o yaz. Sadece o yaz bak, 24 oyuncu. Geçen yaz, 2021 yazında 16 oyuncu aldı. 2022 yazı, 14 oyuncu aldı. 2022 yazında da bu devre sebebiyle 16-17 oyuncu aldı. Toplamda 54-55 tane oyuncu aldı abi son 3 yazdır. Ve sahibim bugün Fenerbahçe'de verimli olarak sayabileceğin adam kim biliyor musun? Ta Ay Kocaman dönemlerinden kalma Ferdi Kadıoğlu'nun. İşte oynatmayı beğenemediğin, bak derbide bile pozisyon öten tek adam, yani kreatif bir ortaya bir şey koyabilen tek adam, senin yıl boyunca hazır değil, oynamaması lazım dediğin Arda Güler. Bak çok enteresan bir konu. Fenerbahçe, Sayın Ali Koç, hani bak sevgili Fenerbahçeliler, size bir şey söyleyeyim mi? MHK, federasyon üzerimize oyunlar oynanıyor, masa başı işler. Bütün bunları konuşmak yerine gerçekten söyleyeyim. Önce gerçekten Fenerbahçe kulübünün gerçekten kendi gözden geçmesi lazım. Futbol aklı, Sayın Ali Koç, etrafınızdaki insanları iyi seçin. Gerçekten sizi kandırıyorlar, size yalan söylüyorlar. Hangi menajerlerle çalıştığınızı biliyorum. En az iki tanesi biliyorum, diğerlerini bilmiyorum ama. Yani inanmayın artık, ya menajerlerinizi değiştirin, ya etrafınızdaki yönetimi değiştirin, ya bilen bilineni getirin. Bak son 3 yılda, sadece 3 yaz, 3 yaz ya, 56 oyuncu alıp hala senin ya biraz olsa kıpırdadığını gören tek oyuncuların, işte Ay Kocaman döneminde kalma, o zamanlar beğenilmeyen Ferdi Kadıoğlu, bence derbide çok iyi oynayamadı ama çok çabalıyor. Arda Güler. Gelim Cesus'a. Arkadaş, ben dünya hiçbirinde antrenörün işine karışılmaz lafına inanmıyorum. Bak Mourinho bile olsan, Guardiola bile olsan, Chelsea'de siz şey mi zannediyorsunuz? Mesela Mourinho bir transfer listesi hazırlıyor abi. Abramovich'e baba bunları alacağız diyor. Tamam diyor, onları transfer mi ediyorlar? Muhtemelen gidiyor tahtada 10 saat sunum yapıyordur. Bak bu oyuncu alırsak buraya şunu koyacağız, şunu şuraya yapacağız gibi. Tahta Hoca hariç. Ya o ayrı bir konu. Ya, o da işliydi abi. Drogba Schneider istemiyordu abi Fatih Hoca. Üniversite zorla aldı. Ama istedi. Hepimiz biliyoruz bunu. İstedi. Schneider konusunda kendi açıklaması var. Kaka olmazsa Schneider dedi. Ama neyse şimdi tamam. O şey artık. O, anladım. Tamam o şey. Tabii. Şimdi bir şey geleceğim. Şuraya bağlayacağım konuyu. Sezon başında sen oyuncu transfer politikanı, tamam mı? Abi 16 oyuncu alıyorsun. Sen zaten sivil almış abi. Mülakatla biliyorsun. Portekizce biliyor mu? Özellikle Portekiz'i bilmesi önemli kural. Portekiz'den bir bağlantısı var mı? İkinci konuya giriyorum. PowerPoint, Word kullanıyor mu? Photoshop. Bunlar belli bir şey, oyuncu transferi yapılmaz abi. Jorge Jesus'un her istediği adam alınmaz. Ya Jorge Jesus'a şunu sorman lazım. Bu Ruma'yı niye aldık diye sorman lazım abi. Niye aldık diye sorman lazım. Ben sordum. Sen 50 kere sordun biliyorum. Ben sordum. Yani bir antrenöre böyle bak. Az önce senin dediğin bir konu vardı, hatırlıyor musun? Gelsin bizi kurtarsın dedikleri adama bugün yalı çocuğuma böyle garip konuşma. Abi tek direktör de böyle. Jorge Jesus hatırlıyor musun bunu aylar önce geldiğinde? Abi Mesih gibi. Dokunduğu şey altın oluyor. İşte bu kan mükemmel oluyor. Türk antrenörlüğü örnek alsın falan gibi. Hoca acayip mıdır acayip. Sence? Jorge Jesus mu? Bence çok iyi bir hoca ama çok büyük bir hoca değildi benim gözümde. Değildir abi. Çünkü neden değildir biliyor musun? Bak geçtiğimiz haftada bak ben çok enteresan. Ünlü gazeteciyi unuttum. Bir şey yayınladı. Abi Fenerbahçe'ye geliyor. Fenerbahçe iyi giderken Portekiz'de bir gazeteci bir yazı yazıyor. Bir köşe yazıyor. Jorge Jesus'u gibi. Ta Portekiz'den burayla ilgili. Şimdi iyi gidiyorsun Jesus ama yine görürsün bak sonunu getiremeyeceksin. Bu adam hiçbir şey sonunu getiremeyen. Bak şimdi bile özellikle Dünya Kupası'nın son ayarları bozuldu. Bak ben geçen hafta bir şey söyledim. Hatırlıyor musunuz? Fenerbahçe şampiyon olmaması için her türlü ortam var abi. Bak Pedro Medro o ya umunda mı abi Beşiktaş derbisi ya? Hepsi şu an ne düşünüyor biliyor musun? Ya zaten baba ben sezon sonunda gidiyorum diyor Jesus. Ben burada yokum. Her hafta bunu dile getiriyor ne gerek varsa. Bak o da ayrı bir konu. Bak bir yıl kalabilirse Mustafa Denizli de bir yıl yapardı. Anlaşmayı hatırlıyor musun? Mustafa Denizli'nin bütün sözleşmeleri bir yıl, bir yıl, bir yıldır. Her yerde böyleydi. Ama Mustafa Denizli sezon boyunca şunu demezse ya bakalım sezon sonu burada olmayabiliriz. İşte bakalım şöyle bir... Hayır, bu konular gündem geliyorsa gerçekten Fenerbahçe büyük kriz var.
Çünkü niye? Oyuncular diyor ki ya bana ne abi diyor. Bak Pedro değil mi? Derbide gördük. Pedro iddia ediyorum önümüzdeki yıl burada olmayacağını biliyor. Şimdiden artık internetten ev bakıyordur. İşte ya Brezilya'da ya Fransa Ligi'nde, Fransa'da veya Lille'de Lille'de bir yerlerde. Şunu yapmaya çalışıyorum. Sen bak kesinlikle bak herkes diyor ki ya Ali Koç daha ne yapsın? Abi idari gerçekten bence problem var. Ama bu niyetinde ve emeğinde bir problem yok. Bak Sayın Ali Koç'un bilmem haddime bile düşmez benim. Türk sporuna yaptığı katkıyı ben tartışacak adam bile değilim. O kadar Anadolu takımlarına her yer o kadar çok sponsorluk var ki. Ama ben işte orasında değilim. İyi niyet, emek bu konuda bir şey demiyoruz. Ama gerçekten bu kadar organize, bu kadar işi bilmezlik, bu kadar hiç organize olunmayan, bu kadar teslimiyetçilik. Ya bizde var ya vur deyince öldürme diye bir kavram var biliyor musun Tomuç? Ya antrenörün her işine karışıyoruz. Böyle atılan sigara paketlerinde ilk 11 yazıp verirlerdi. Bu Türkiye'de Fenerbahçe'de antrenöre kim olduğunu biliyorsun. Ya da tamamen teslim edecek. Abi aman. Ali Koç için Fenerbahçe'de katılmıyor musun abi? Demir Ören diyebilir miyiz? Değil. Aynı değil. Değil mi? Biri ekonomik olarak yani biri 27 milyon dolarla aldı. 600 milyon işte binden borçla ayrıldı. Diğeri de biraz olsun hani ama yürütmeye çalışıyor. Ama öteki şampiyonluk da yaptı ama. Bir tane. Olsun bir tane. Bir doğru. Ali Koç da mı olabilir? Sonuçta 8 yıl kaldı yılın dönemen. 8 sene kaldı. Tamam. 2004-2012. Tamam. Yani Ali daha var. Daha 5 yıl oldu. 3 yıl tamam, daha var. Yani bak olabilir. Her an olabilir. Belli olmazmışlar. Ama ben şöyle iddiam var abi. Bak sevgili Fenerbahçe çok özür diliyorum. Sizi moralinizi bozmak ya da algı yapmaya da çalışmıyorum. Öyle bir gücüm de yok. Öyle bir gücümüz olsa gideriz hipnoz ederiz. İnsanların paralarına öyle bir şey yok. Ama şunu diyeceğim. Fenerbahçe'nin şampiyonu neden olamayacağı gibi önümüzdeki yılda Fenerbahçe şampiyon olamayacak. Önümüzdeki yıl bak burada yazı isterseniz Mourinho'ya gidin. Çünkü bak bu kadar oyuncu Jesus giderse bu kadar oyuncu o kadar manasız transferler yapılır. Bu kadar oyuncunun sözleşmesinden kurtulmak bile bir mesele olacak bu yaz. Bak ben bu yazı görün iddia ediyorum Fenerbahçe çok zor günler bekliyor. Bu kadar oyuncu bir iki takviyeyle önümüzdeki yıl şampiyonluğu oynayacağını falan beklemeyin. Bu bak bu yaz yaşanacaklarını söyleyeyim. En az 15 oyuncu gider. Bak ben size 14 oyuncu gider. Yine 15-16 oyuncu alınır. Sil baştan yine alışma süreci. Yine ne oynayacak bu takım? Üçlü mü oynayacak? Beşli mi oynayacak? Hangi antrenör gelecek derken bir bakmışsın önümüzdeki yılda kaybetmişsin. Ben olacakları söyleyeyim. Fenerbahçe bu sene olamadığı gibi olamayacak zaten. Bitti bu iş. Seneye de olamayacak abi. Böyle giderse. Çünkü ya abi bir takımın bir statüsü olur abi. Sana bir şey soracağım ben. Sen yıllardır spor muydun? Yıllardır spor basındasın. Yıllardır futbol yatıp kal. Biz bununla yaşıyoruz abi. Tamam biz böyle maça gelmeden bir iki istatistik bakıp ekran falan çıktığımız şekilde yazılarımızı böyle yazmıyoruz. Sana bir soru soracağım. Bir devre arasında, devre arası transferinde, Türkiye'de özellikle 7 milyon euroya harcadığın bir transfer. Niçin yapılır o transfer? O oyuncunun senin şampiyon yapması için yapılır. Abi sen sol beke 7 milyon euro veriyorsun ve oynatmadın bir sol beke. Ya bu mesela bu neyle tahayyül ediliyor? Neyin yani ya bilmiyorum lütfen bana yardımcı ol. Bende problem var ha. Ben mi yanlış algılıyorum? Futbol bilgimiz mi problem mi? Hani şey derler ya var ki yedik kardeşim. Hani ya öyle bir şey yok. Niye bu kadar kilolusun dedikten var ki yedik kardeşim. Fenerbahçe'de var ki aldı yani. Ama şey 7 milyon bu ortam ama o zaman da bir dakika o zaman stop. Bir dakika. Şimdi gelirsin kontrol edelim. 2 gün önce, 3 gün önce kulüpler bir toplantısı çıkacağını Sayın Ali Koç ne dedi? Ben zaten dedi ki bak aynı şu konuşmuşu. Ben başkanlığa geldiğimde zaten denizin bittiğini söylemiştim. Artık denizde bitti. Gemiyi yüzdüremiyoruz. Çok büyük darlık boğaz içindeyiz. Nasıl bu işten çok karanlık günler bizi bekliyor. Tünel ucunda bırakın ışığı mum ışığı bile yok dedi mi? Bu konuşma yapıldı mı abi? Evet. Yapıldı. O zaman devre arası ki biri bana 7 milyon euroya bak sen bir söyleyeyim 7 milyon euro yapabilirsin transfer devresinde. Orada bir şey yok. Ernst'i alırsın. Yusuf Şimşek alırsın. Şampiyonsun. Veya atıyorum. Avubak bir şey alırsın. Beşe Babel almıştı devresinde. Abi senin devresinde yapacağın transfer özellikle bir de fırsat transferiyse mesela Fatih Hoca'nın veya birçok hocanın fırsat transferleri yakalar yaparlar. Konu değil. Abi 7 milyon euro fırsat transferi falan değil. O transferle ilgili benim şeyim hatırlıyorum. Bence çok sağlıklı değil. O işi kurcalamak lazım. Jesus Sevilla maçı öncesi kadroyu tercüman sunarken o aldıkları futbolcunun ilk ismini söylüyor. Jesus diyor o kim diyor. Bak çok enteresan bir dakika. Sen diyorsun ki neydi Öster? Neydi? Zor bir ismi var. Osterville'in şey ilk ismini söylüyor. Tamam mı? Yani diyorsun ki Jesus da bu transfer için yok diyoruz. Yok bak. Jesus şey yapıyor. Böyle şeye dönüyor.
hani ne oldu diyor. Adam da diyor ki Osterwild diyor işte. Hani o ismini söylüyor. Jesus belki muhtemelen ilk ismini Osterwild aklına mı gelmedi? Ya belki telaffuzdan dolayı. Ben biri geçen gün bana dedi ki discipline diye bir kelimeden bahsediyorum. Abi discipline ne abi dedim yani. Adam İngilizce discipline kelimesi discipline diye okuduğu için ben adamı anlamadım, tamam mı? Adam belki bildiğin discipline. Ya o da İngilizce discipline diye okundu discipline kelimesi. Ama o yani bilemeyiz. Öyle bir belki bilmiyorum. Belki de dediğin gibiyse ama bak aslında bak senin çok enteresan bir ayrıntı verdin. Eğer öyle olduğunu varsaysak o zaman baba sen sezon başı hiçbir transfer karışmadın. Teslim et onu. Sen sezonda ortasında devre arasında 7 milyonluk transfer o zaman sen hocanın şeyi dışında alıyorsun. Yani ne derler? İsteği dışında. O ben, da inatçı bir adam zaten. O inatmıyor o zaman. Ben, senaryo bu. Ben şöyle bir şey. Ben sene başında burada program yaparken Fenerbahçe'nin transferleriyle ilgili durumu söyledim. Yani bana halen onunla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ya bana derken yani kamuoyuna. Hangisi? Tabii söyle. Buruma transferi mesela. Niye? Bence artık zirvede bitmesi lazım. Konuşulmaması lazım. Anladın mı? Joao Pedro'suymuş olmuş. Yok arkadaş. Buruma transferini bana biri açıklasın. Niye alındı? Ne kadar para verildi? Ne oldu? Ne bitti? Nerede? Biri desin ki biz şu mantıkla yaptık. O yaptık. Bu yaptık. Biri açıklasın. Tamam mı? Yanlış yaptık. Bir şey desin. Kabullensinler. Ondan sonra Fenerbahçe'yi eleştirelim ya da Fenerbahçe'yi yüceltelim. Ama bir açıklama desinler ki biz Buruma diye bir adamı bu sebeple şu sebeple önce kiraladık, satın alma opsiyonuyla tamam. Birlikte sonra da aldık. Sonra da almak zorunda kaldık. Ama bununla ilgili açıklama gelmedi tabii. Yani niye yapıldı? Tamam. Fenerbahçe derbi sonrasında konuşulurken de mesela bir taraftarın aklına gelmiyor Buruma diye biri. Tabii. Sene başında alınan futbolcu ve ödenen para taraftarın aklına gelmiyor bile. Gelmiyor. Doğru. Doğru, %100 doğru ya Tomuç. Abi o yüzden konuşulmaya çok kadar çok şey var ki. Bak süremiz 53, bayağı süremiz uzadı çok hani evet, kısa kesim. Çok bir şey daha ekleyeyim abi. Sen söyledin diye ekleyeceğim. Yoksa aklıma gelmeyecekti bu yani söylemek. Batshuayi abi. Batshuayi niye aldı mesela Fenerbahçe? Geçen sezon Batshuayi Beşiktaş'ta kötü bir sezon geçirdi. Şimdi Beşiktaş Batshuayi almadı. Sen çok beğeniyoruz diye aldı. Abi neyini beğeniyorsunuz? Ben bir şey diyeceğim. Joao Pedro transferinde. Çıkan haberler neydi? Galatasaray'a geliyor, değil mi? Tabii. Sonra Galatasaray'ın ne oldu? Galatasaray o yüzden Icardi'ye gitti abi. Hikaye böyle oldu. Evet. Şey gibi abi mesela Beşiktaş 2015 yazında Mario Gomez'i Galatasaray almak üzereydi. Beşiktaş Mario Gomez alınca bu sırada Galatasaray Podolski almıştı. Yani bu olabilir. Biraz da denk gelmez abi. Yani mesela Beşiktaş Van Persie'yi çok istedi. Bonservissiz alıyordu. Aziz Yıldırım devreye de 5 milyon euro şey ödeyerek. Ama öyle transferlerin hiçbir zaman yarı olmaz. Ama yarın işte onu diyeceğim. Alınca Beşiktaş'a mecbur Mario Gomez'e gitti. Galatasaray'ın işine çomak girdi. Galatasaray'ın mecbur yani böyle oluyor bunlar. Ama ya abi şimdi bak konuşmak istemiyorum. Şu kağıdı alabilir miyim abi? Bak ben size olayı anlatayım abi. Bu gerçek. Ben bizzat bir UEFA menajeriyle Levent Sanamelse bir yemek yerken bana bizzat anlattı. Bak abi. Bir belli menajerlerin oyuncu listesi var abi. Böyle adam listeliyor diyelim. Tamam, affedersin. Oyuncu listesini böyle yazıyorlar değil mi baba? Bunlardan mail ya da faksiyor bir şey diyelim kulübe. Ve bu kulübü ne yapıyoruz? Mesela hangi kulüp yakın son menajer? Önce o kulübe yolluyor. Kalemi verir misin Tonguç'cum? Kulüp diyor ki mesela diyelim Beşiktaş kulübü. Tamam diyor ben şu A'yı aldım. 37 numarayı aldım. Bir de bu oyuncuyla ilgiliyorum. Tamam. Sonra bu üç oyuncunu çıkartıp kalan listeyi Galatasaray'a şey yapıyorlar. Mail yolluyorlar. Oradan aynı listeyi Trabzon'a falan. Belli bir oyuncu havuzunda 2-3 menajerin ortak bir arada organize ettiği bir transfer soygun projesini hep beraber organize bir şekilde yönetiyorlar. Süreç böyle işliyor abi. Ben bizzat biliyorum bak. Ya ben bizzat mesela örnek veriyorum. Çok iyi bir örnek veriyorum. João Pedro belki de Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alabilirdi. O vardı belki de hani şeyden dolayı. O menajerlerin çalışma şekli böyle abi. Adam yazıyor bir liste oluşturuyor baba. Bunlar gönderilebilirler. Bunlar kiralanabilirler. Aynen böyle çalışıyor abi, affedersin bu arada. Yani onu demek istiyorum. O yüzden neyse yani dediğini desteklediğim için bu örneği verdim. Çok teşekkür ederim. Bitti program. Çok uzattım biraz, evet, kusura bakma. Ben bugün çok konuştum galiba, affedersiniz. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Ben senin ağzına sağlık diyorum. Güzel program oldu. Evet. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'nin dertlerinden kısa bir sürede kurtulmasını diliyoruz. Trabzonspor'a söyleyecek sözümüz yok maalesef. Yani Trabzon'u hiç açmadım bile, bak burada notlarda vardı ama konuşulacak. Trabzon'u şey önümüzdeki hafta konuşuruz. Geldi tamam yani Trabzon'u önümüzdeki sene konuşalım bence. Trabzon'u iyilik yapalım Trabzonspor taraftarlarına, konuşmayalım abi. Şu onların da sinirlerini daha fazla zıplatmayalım yani.
Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bir Arapası programının daha sonuna geldik. Haftaya biz yine burada olacağız. Galatasaray bay geçiyor bu hafta. Trabzon Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Beşiktaş Giresun'la içeride oynuyor. Fenerbahçe Fatih Karagümrük deplasmanına gidiyor. Çok zor maç. Karagümrük Fenerbahçe maçı çok zor bir maç. Bakalım. Müthiş zor maç. Haftaya görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.